Tony's'in sütünü bulduk. Tadı mükemmel. Deneyimlerini paylaşmak ister misin? Çok iyi. Şu an çikolata et yemeğe bürünmüş. Gerçekten. Çok iyi. Anlatamam, yaşamak lazım. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere bilin bakalım nereden sesleniyorum. Hollanda. Yine Hollanda'dayız. Bugün farklı şehirlerine gideceğiz. Şu anda Giethoorn'a doğru yoldayız. Burası tatlı, böyle bir kasabası gibi bir yer. Birazcık İngiltere'de gittiğimiz Cornwall'a benziyor. Yolumuzun üstünde bir saat mesafede şu anda Groningen'e. Oraya uğrayacağız. Ondan sonra da Utrecht'e gideceğiz. Bir de orayı geziyor olacağız bugün. Takip etmeye devam edelim. Tüm yenilikler ve gelişmeler için. Şimdiden kanalımıza lütfen şuradan abone olmayı unutmayın. Beğen butonuna basmayı unutmayın. Sonraki videolardan da anında haberdar olmak için. Zili açın şuradan. Bildirimler. O zaman hadi videoya geçelim. Hoşçakalın. Hollanda'da devletin tarım ve hayvancılıktan kaynaklanan azot salınımını azaltmayı amaçlayan planı sebebiyle çiftçiler bir süredir grev yapıyorlar ve desteğini göstermek isteyen halk da araçlarına bu şekilde kırmızı bez parçaları bağlıyor. Bot turu rezervasyonu yapmıştık. Şu an oraya doğru gidiyoruz. Bota binip şehre ayrılacağız. Şimdi tekne turu için nasıl kazıklandığımızı anlatıyorum. Biz online olarak rezervasyon yaptık. Kişi başı 10 euro ödedik. Buraya geldik. Kişi başı 9 euroymuş. Hatta yan dükkanda 9 euro artı free tea, coffee, lemonade. Evet, bir de free drink veriyorlardı. Böyle şeylere çok sinirlenirim. Çok sinirliyim onlara. Şu an içerideki kafelerine oturduk soğukta beklememek için ama sinirimden bir şey içmiyorum. Çünkü resmen dolandırıldık. Bayrakları ters asacağız. Dolandırıldık ya resmen. Çok tatlı. Neyse, free drink'imiz yok ama böyle battaniye servisimiz var burada da. Üstümüzü örttük. Bok turumuza hazırız. Giethoorn'da evlerin çatıları rit denilen bir çalılıktan yapılıyor ve kalınlığına göre maliyetleri 30 bin ile 55 bin euro arasında değişiyor. Bu çatı izolasyonu sayesinde evin içerisinde yazın 5 derece serin, kışın ise 5 derece sıcak tutabiliyorlar. Ve bu ritler ayrıca Hollanda dışında birçok ülkeye de ihraç ediliyor. Tansiyon. Bot turunda kazıklandık ama tur gerçekten çok tatlıydı. Tur rehberimiz çok tatlı ve komik bir amcaydı. O yüzden pişman değilim. Yine olsa yine yaparım. Ve Giethoorn da çok tatlı bir yermiş. Gerçekten iyi ki buraya geldik. Lovely. Tavsiye edilir. Güzeldi ya. Yani tatlı, sevimli, keyifli. Şimdi Utrecht'e doğru yoldayız. Yolumuz 1,5 saat sürecek. Oranın da çok tatlı, Amsterdam'a benzeyen bir şehir olduğunu düşünüyoruz. Düşünüyoruz değil, yani öyle söylentiler var. Öyle duyduk. O yüzden oraya gidiyoruz şu anda. Bugün de orayı gezeceğiz. Şimdi şu an gittiğimiz yol ormanın içine yapılmış. Ormanı böyle ikiye ayırıp yol yapmışlar. Sonra da hayvanseverler bunu itiraz edip yolun ortasına birkaç tane köprü yaptırmışlar. Hayvanlar için ama sadece insan ve araba kullanımı, arabaların kullanması yasak. Sadece hayvanlar kullanabiliyor bu köprüleri. Ve ormanın bir tarafından öbür tarafına geçebilsinler diye. Duyduğumuza göre 3-4 senedir hayvanlar bunu daha keşfedememiş. Yeni yeni keşfetmişler ve yeni yeni kullanmaya başlamışlar. Yani çok da lazım mıydı hayvanların yolun bir tarafından bir tarafına geçmesi, bilmiyorum, tartışılır. Ama belki arkadaşları orada kaldı, belki evleri orada kaldı. Otlamaya gitti ve karşıda kaldı. Bir yolu kapatmışsa ne yapacak bu hayvanlar? Yolu atlamasın diye de yapılmış olabilir. Hayvan hayvandır ama yani.
Nasıl hayvanlardan bahsediyoruz peki? Geyik. Yani ayı. İşte yaban. İnek. İnek biraz çıktı. İneğin ormanda ne işi var herhalde? Utrecht'e gelmiş bulunuyoruz şu anda. Hava gördüğünüz gibi bayağı yağmurlu ve buz gibi. Şu an bir panoramik şehir turu yapacağız. Sonrasında şeyler yiyip içmek için bir yerlere oturmayı düşünüyoruz. Buranın bir tane böyle hamburgerci zinciri var. Böyle içeride hazırlıyorlar ve şuradaki kapsüllere koyuyorlar. Ondan sonra sen de buradan kartla ödüyorsun. Sonra buradan açıp alıyorsun. Şimdi bunlardan alacağız. Buradan kartı basıyorsun ve kapsül açılıyor. Açılmadı. Patlat camı kaldı. Şunlar da geldi. Bak bu mesela 56 lira. Bu bir bisiklet kiralama şirketi. Almanya'da da varmış. Önü mavi tekerlekli. Özelliyor. Bunların hepsinin özelliği var renklerine göre. Kiralıyorsun. Turuncu ne demek mesela? Yolda bilmiyorum. Orange juice yolda bedava. Bunun aylık bir ücreti var subscription gibi, öyle yapıyorsun. Çok güzel çikolatalar yapan bir çikolatacıya geldik şu an. Bunları da aldık, tadına bakacağız. Adamca ki bizim şimdi kendi pizzamız var. Onu kapat, bizim kendi pizzamız var. Ne yapıyorsun şu an tam olarak? Akşam gideceğimiz yer için seçiyorum kendimi. Daha kişi olması dışında sorun yok. Akşam gideceğimiz yerde ne pizza yiyeceğini şu andan karar vermeye çalışıyor. Kahve içerken boş durmayı asla sevmez. Aha, burada güzel pizza yok. Bir yere çıkıyoruz gibi geldi şu an. Ve çıktık. Hava bir anda o kadar bozdu ki. Şu an resmen fırtına çıktı. Ve biz ısrarla burayı gezmeye devam ediyoruz. Çünkü gezmek zorundayız. Yani Utrecht bize gerçekten resmen şu an diyor ki defolun gidin buradan. Ama biz ısrarla devam ediyoruz. Gerçekten burası çok tatlı bir şehirmiş bu arada. Buraya böyle yazın güzel bir havada gelmek çok güzel olur diye düşünüyorum. Çok tatlı bir vibe'ı var. Bu arada kilisenin karşısında da böyle bir çan kulesi varmış. Çok da güzel ve heybetli görünüyor. Ama şu anda maalesef bu durumda. Gelip görmek isterseniz kontrol edin. Işıklar yandı ve burası daha da güzelleşti. Kanal boyunda bir yürümez miyiz? Çok şitli bir vibe. Bir tane dükkana girdik yürürken böyle. Milyonlarca kutu oyunları. Her çeşit. Dutch olmasaydı oyun almak isterdim buradan ama hepsi Dutch'a. Ve dükkanın büyüklüğünü göstermek istiyorum. Ne o? Bu da çok güzel. It's the same as the small. Peynir dükkanına geldik. Böyle peynirleri tadabiliyorsunuz. Yine burada da en çok bu trüflüsünü beğendim. Çok güzel peynir çeşitleri var yine burada da. Blue Stilton'lar, Roquefort'lar, böyle meyveli peynirler var. Burası şey,
belediye değil de kaymakamlık gibi bir şey. Kaymakamlık binasına geldik. Çok güzel görünüyor ışıklandırmayla. Burada bir tane grafitili bir alt geçit bulduk. Hemen buraya giriyorum. Değişik bir çalışma. Denize çıkan sokakları seviyorsun diye geldik Eren. Ve denize çıktı sokağımız. Dışarısı daha tatlı duruyor. Dışarıda oturabiliriz istiyorsanız. Size bağlı. İçeride oturalım bence de. İçerisi çok karışık duruyor. Zaten içeride yer yok. Tüm gün yorulmanın ardından şu an Esra bizi Utrecht'teki en ünlü pizzacıya getirdi. Dediklerine göre Napoli'den bile daha iyi pizza yapıyormuş. Hollanda'nın en iyi pizzacısıymış. Adı Opanozo buranın. Adını zaten yazacağım, bırakacağım şuraya. Pizzalarımız geldiğinde onları da gösteriyor olacağım ve beğenip beğenmediğimizi de tekrardan paylaşırız. Ama şimdiden tavsiye ediyoruz. Bu arada bir dipnot geçmek gerekirse Opanozo İtalyanca'da en iyi pizza demek. Dipnot olarak ekleyelim. Bu yalan mı bilgi? Perfect. Thank you. Ben böyle bir pizza söyledim, kuru domatesli. Esra'nınki vejetaryen pizza. Benimki de 4 peynirli ama içinde mushroom olan bir pizza. Magic mushroom. Gene döndük. Gece burada kaldık. Esra'da yine. Şimdi kahvaltıcıya geldik bir tane. Neydi adı? Blue Bananas diye bir tane pankekçiye geldik. Çok tatlı bir iç mekanı var. Birazdan göstereyim. Instagram'a. Bizim pazardan aldıklarımız. Bir de uçarak giriş yapıldı. Peynir aldık. Çok güzel peynirler aldık. Şimdi onları vakumlattık. İngiltere'ye girerken sorun olmasın diye. Fuck's sake. Okay. It's better now. Much better. Can you hear me, man? Hollanda'da çöp böyle atılıyor. Kartını okutuyorsun, çöp kartını. Sonra açılıyor ve çöpünü anca böyle atabiliyorsun.
Hello. Hello my friend. Bugün Bremen'deyiz. Bremen'i geziyoruz. Akşam uçağımız var buradan. 9 gibi falan. Bugün 1 Ocak 2023. Yılın ilk gününde. Yılın ilk videosu. Bremen'deyiz. Uçağımızı beklerken Bremen'i gezelim dedik birkaç saat. Bugün buraya geziyor olacağız. Ama 1 Ocak olduğu için her yer kapalı. Bilmiyorum ne kadar gezebileceğiz ama şehir turu atacağız böyle minik bir panoramik. Panoramik şehir turu atılır. Bu Bremen bozukacılarının heykeli. Bunun iki ayağını tutup böyle bilek tutunca kabul oluyormuş. Az önce biz de tuttuk. Bremen'e gelirseniz Espresso House'dan kahve alabilirsiniz. Damardak kokuyor. Güzel kahvesi. Tatlış bir sokağa girdik şu anda. Bu ne? Bunu ben sana Hollanda'da gösterecektim. Kaldıraç o. Şimdi çok dar olduğu için evlerin girişi. Evet. Taşınırken oradan taşıyorlar her şeyi. Hollanda'da da var bu her yerde. Hadi be. Kanal boyunca böyle indiriyorlar aşağı. Merdivenler çok dar. Aynı depo falan var. Ich bin 9 und 20 Jahre alt. Genau. Alles klar. Genau. Some Deutsch, yani. Some Deutsch. Şu an burada çok tatlı tatlı dükkanlar ve restoranlar var. Ama tabii ki hepsi kapalı şu anda. Kaç paraya şuradan karşıya yüzersin? 1000 euroya yüzerim. Bin az ya. Bin çok az ya. Kahverengi resmen. Bine yüzmem. Bir de şimdi havanın soğuk olduğunu falan da düşünürsek yani 5000 5000'e yüzerim herhalde beş ya. 5000'e 10000'e falan. Sen? Ben buradan yüzmem. Benim 6 haneye çıktığınız parayla zaman parayla soymaya başlarım ama 6 hanenin altına gidiyorum. 6 hanenin altına. 100.000'e. Herkes ihtiyacını. Sen parayı baya kolay kazanıyorsun belli ki. Kazanmıyorum ama yine de. Yok benim bir fiyatım yok bu su için ya. Ben bunu ben parayla onu sağlayamazsınız. Ama benim şöyle bir şey var. Ben yüzeceksem bundan mesela gemi falan geçmeyecek yani. Hani. Durduracağız. Kapatacağız. Durduracağız, kapatacağız. Ama bir de bana yani mayo falan getirmeniz lazım. Ondan sonra arası yüzerim. Montla yüzersin yani. Ben montla yüzerim. Çok değişik bir şok bulduk burada. Nice. LED'ler ve tıraş aletlerinin olduğu garip bir mağaza. Açılışı da Türk restoranında yapmıştık. Kapanışı da şu an Türk restoranında döner yiyerek yapıyoruz. Tesadüfen bulduğumuz yer 2011'de en iyi dönerci seçilmiş. Bayağı başarılıydı değil mi? Bayağı iyiydi. Döner gibi yani. Türkiye döneri. Türkiye. Kervan döner. Highly recommended. Artık arabamıza veda ediyoruz. Ama muhtemelen 200'e falan geliyordu. Ya da kör noktana da gelmiş. Yok hayır şeyden çıktı. Yan yoldan çıktı. Bu 200 adamı gördüm. Allah'tan şey yaptık yani. Ölüyor mu? Hissettik bir şey olmadı. Hissettiniz mi? Anladım da. Şey ya şey değil de böyle çok tehlikeli bir şey oldu sanki. Yok yok yani. Erken fark ettim ya. Ama yani. Ölüyorduk sadece. Bremen havaalanına geldik. Şu an uçağımıza gidiyoruz. Burası AVM gibi biraz garip geldi. Havaalanının içi. Vlogumuzun burada sonuna geldik.
Şimdi Bremen Havaalanı'ndayız. Uçağımızı bekliyoruz birazdan. Londra'ya geri dönüş için yola çıkacağız. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen şuradan videomuzu beğene tıklamayı unutmayın. Hala abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve sonraki videolardan anında haberdar olmak için bizleri açın. Bildirimleri açın. Teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Görüşmek üzere. Görüşürüz.